Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok diyormuşum. Çarşambalı olmak gerçekten güzel bir duygu. Filmlere ve şarkılara konu almış yerimiz çarşamba arkadaşlar. Görüyorsunuz, çarşambalı olmak bir sevda, çarşambalı olmak bir aşktır arkadaşlar. Çarşambalı olabilmek de güzel bir şey. Dürüst kalabilmek çok önemli bir şey. Çarşambamız. Tarihi camileriyle arkadaşlar, tarihi mezarlarıyla böyle güzel. Yıldıray, rahmetli Yıldıray Çınar abimizin güzelliklerle itham ettiği güzel çarşambamız. Dört bir yanı sularla çevrili olan güzel çarşambamız, köprülerimiz, parkımız, gezi parklarımız, luna parklarımız. Yani çarşamba arkadaşlar, öyle iki kelimeye sığmıyor. İki kelimeyle anlatma şansınız yok çarşambamız. Çarşambamız gerçekten güzellikleriyle meşhur olan çarşambamız. Tarihi yiğitlerle dolu çarşambamız. Geçmişi güzelliklerle dolu çarşambamız. Bir çarşamba sevdalısı olarak çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim el aldı diyorum. Ya Yıldıray abimiz çok güzel bir şekilde anlatmış çarşambamız. Çarşambalı aşığı olabilmek. Çarşambalı olabilmek arkadaşlar. Güzellikleriyle, anlatımlarıyla anlatılan çarşamba burası arkadaşlar. Yiğidin harman olduğu memleketteyiz. Yiğidin bol olduğu memleketteyiz. Ben Samsun'da yaşasam da çarşambama geliyorum yine de bak. Yani böyle güzellikleriyle. Şu an çekebildiğimiz çok güzellikler yok ama anlatıyor yani tarihinde, geçmişinde çok güzel geçmişi ve tarihi olan bir yer. Yani işte insan olduğu, bulunduğu memleketini bile gezemiyor. Yani yıllar var elimizdeki değerlerin altında. Ben şimdi çekiyorum yani, yıllar önce hiç incelemedim ama gördüm, baktım. Geçtik yani. Evet, bu kadar net. Bu kadar net incelemedik tabii ki arkadaşlar. Yani ama biliyoruz tabii ki, geçmişimizi biliyoruz. Yani çarşambayı sel almış arkadaşlar. Onu şu anda okuyoruz. Yani gerçekten acıların yaşandığı, sevdaların yaşandığı yer çarşamba. Çarşambayı sel aldı. Bir yar al, sevdim el aldı şarkısı arkadaşlar. Tabii ki doğru yani. Hani gerçekten burada yaşanmışlıklar konuşuyor arkadaşlar. Yani evet, yani burada büyük bir sevda anlatılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Sevdalıların şehri Samsun Çarşamba'dayız arkadaşlar. Ben de Samsun Çarşamba'dayım zaten. Onun için Yıldıray abimizin böyle güzel sazı var. Evet. Oraya böyle güzel sazının resmini koymuşlar. Yani sazının. Evet. Vazgeçilmez çarşamba. Aşkların, sevdaların anlatıldığı çarşamba. En çok sevdiğim yer Seyir Tepesi arkadaşlar, burası. Evet, yüksekliğiyle korkutan, böyle vahşiliklerin bulunduğu yer çarşamba. Abdullah Paşa Camii'nin tarafı, burası da Rıdvan Paşa Camii. Yani iki tane camimiz var arkadaşlar, büyük.
Kışın rahatlıkla ibadetinizi yapabileceğiniz iki tane büyük camimiz var. Abdullah Paşa ve Rıdvan Paşa. Burası da İstanbul Asma Köprümüz. Gece karanlığa geldin mi İstanbul'a geldiğinizi zannediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten İstanbul Köprüsü. Asma kuşaklarıyla. Yani bir İstanbul şaheseri ya. Zaten Samsun'da küçük İstanbul artık. Onun için her yer İstanbul. Ah ah, bir aşktır Samsun Çarşamba, bir sevdadır. Bir geçmiştir Çarşamba, bir anıdır, bir hayattır. Acılarımızın saklandığı yerdir Çarşamba, sevdalarımızın bulunduğu yerdir Çarşamba. Çok anımız oldu be Çarşamba. Acı tatlı çok güzel günlerimiz oldu. Ama gene de ben senden kopmadım, bak buradayım. İstanbul, sen mi büyüksün ben mi ölen? Tabii ki Çarşamba büyük arkadaşlar. Seviyoruz biz bu memleketin sevdalısıyız. Şu güzel bir akan, bakın akşam oluyor şu an. Yani saatimiz 5.30, yaz ayında artık. Mart ayındayız. Mart'ın bugün 2020 Mart 12'deyiz arkadaşlar. Günlerden Perşembe bugün. Gezmeye geldik Samsun Çarşamba'mıza. Yani böyle güzel memleket bırakılıp gidilir mi? Şu Salkım Söğüt ağacı var bak. Tam karşıda ışık şu an. Tam net alamıyorum ama. Yani çekimimin gözümle gördüğüm net yerde Salkım Söğüt'üm var orada benim. Güzel bir ağaç var. Çekimlerde tam alamıyoruz. Tam profesyonel. Telefon kamerası olduğu için tam profesyonel olmadığı için ağaçları alamıyor ama gene kısmi olarak görüküyor yani böyle. Evet. Çarşambamız filmlere ve dizilere ve geçmişiyle gerçekten güzel bir şehrimiz Samsun Çarşamba arkadaşlar. Gerçekten dürüstlerin ve yiğitlerin olduğu bir memleket. Elinden ekmeği alınacak çok, yani elinden ekmeğini alıp da yiyebileceğiniz çok insan var burada. Herkes, her kapıyı çalsanız, açın deseniz burada herkes yardımcı olur. Burası öyle güzelliklerin bulunmuş olduğu bir şehir. Memleket. İnsan gerçekten doğduğu yeri, doyduğu yer değil. Ben gerçekten doğduğu yeri yani seviyorum. Onun için bizde para pulun bir anlamı, önemi yok. Önemli olan değer, huzur, sağlık. Gerisi yalan arkadaşlar. Çok param da olsa gideceğim bir karış toprak. Onun için insanlığa önemli. Fazla para pula değer vermeyin. Sonuçta hepimiz bu dünyada gelip geçici bir misafiriz. Gelip geçeceğiz. Hepimiz ölümlüyüz onun için. Kötü olmaya gerek yok diyorum ben. Buradan iyi olmaya destekliyorum sizleri. İyi olmak için. Yani iyi olmaya çalışın ya en azından. İyi olamasanız da, iyi olmasanız da iyi olmaya çalışın. Yani bu ömür hep kalmayacak. Arkanızdan Allah rahmet eylesin, iyi insan desinler, kötü insan da demesinler. Bu dünyanın bir toprak üstü bir de toprak altı var. Burada her tarafa kaçarsın da orası zor. Onun için 5 vakit namaz şart. Namazlarınızı kılın arkadaşlar. Günler geçiyor. Biz de 40'a dayandık. Yani yavaş yavaş günler gidiyor. Onun için akıllı olmamız gerekiyor. İsmail Tıra abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Güzel videolarla Çarşambamızdan hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tozuna kurban olurum abi Çarşambanın. Siz boş verin sağ olsun. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hoşça kalın dostum.